Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çember ve dairenin 11. videosundayız ve dairede alana başlıyoruz. Dairede alanın da ilk videosundayız. Dairede alan gerçekten çok kolay. O kolaylığı da zaten bu derste böyle aşama aşama öğreneceksin. Evet, şimdi dairenin alanı. Kitabımızda nerede? Sayfa numarası 185'te. 185'i işleyeceğiz bu dersimizde. 186'yı ve 187'yi işleyeceğiz. Sonra 188'de bir sonraki dersimize bırakalım istersen. Kitabı elinde olanlar kitap üzerine zaten yazıyor, çiziyor. Önemli değil. Kitabı elinde olmayanlar da bu videonun açıklama kısmında bu anlattığım dersinin linkine ulaşabilirsin. Dairede alan başlıklı PDF'i indirmeniz yeterli. Altta ne PDF var orada. Bu ders için dairede alanı indirin ve bundan sonraki dairede alan dersleri için de o PDF geçerli zaten. Evet, o zaman ne diyoruz? Hadi bakalım dersimize başlayalım. Yarı çapını bildiğimiz bir dairenin alanı gerçekten çok basit. Alan dediğimiz şey pi r kare şeklinde bulunuyor. Yani daire alanı için bana ne lazımmış? Sadece ve sadece yarı çap lazım. Yarı çap bildikten sonra pi r kare deyip dairenin alanına ulaşacağız. Ama hocam böyle garip garip şekiller görüyoruz biz. Onlarla ilgili formüller var mı diye aklından geçiyor olabilir. Ya da kitabı sayfalarını çevirdiğin zaman ya da bir sonraki sorulara baktığın zaman mesela şu soru için sadece pi r kare yeterli mi? Ya da bu soru için sadece pi r kare yeterli mi? Bunlarla ilgili ayrı ayrı formüller yok mu? Yok. Zamanda ben de öyle düşündüğüm için daire alanı hiç yapamazdım. Ama bir baktım ki sadece ve sadece pi r kareden çıkıyor. Ama tek şartla bütünsellik şartıyla. Bir de beyaz alana dikkat edeceksin. Hem bütünsellik hem de beyaz alana dikkat edeceksin. Ne demek istiyorum? Yani sen yarı çapı r olan dairenin alanın pi r kare olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Sonra bütünsel düşüneceksin. Mesela şöyle bir soru geldiği zaman Atıyorum şöyle bir... Ne var? Kare olsun ya da bir dikdörtgen olsun. Ama kare olacak tabii ki bu. Şuradaki alanları sorarsa bize... Ne yapacağız hocam? Formülü ne hocam diye düşünme. Kardeşim bütünsel düşüneceksin. Bak burayı yazıyorum. Bütünsel. Bütünselin içinde de beyaz alan çok önemli. Niye? Bütünsel. Belli bir bütünden belli bir parçayı çıkartmayabileceksin. İşte bu taral alanı bulurken ne yapacaksın? Tüm alandan beyaz alanı çıkartacaksın. Yani... Dairenin alanı çıkartacaksın. Tüm alan eksi beyaz alan dediğimiz şey bütünsel düşünce tarzıdır. Hocam tüm alan dediğimiz nedir? Mesela burası yarı çapı 2 verisini atıyorum. Merkez teğet çektik dersin. 2 merkez teğet çektik dersin. Burası da 2. Bu da teğet çektik. Burası da 2. Bu da teğet çektik. Burası da 2. A bu bir kare oldu. Burası da 4. Burası da 4. Tüm alan dediğimiz 4'ün karesi oldu. Eksi beyaz alan dediğimizde dairenin alanı pi r kare oldu. Bak 16 eksi 4 pi şeklinde garip böyle alan cevaplarıyla da karşılaşabilirsiniz. Ama o bütünsel düşünce tarzından dolayı geliyor. O yüzden şu bütünsellik ve beyaz alan hikayesi çok önemli. Bunu bildikten sonra bu şekilde sonuca ulaşacağız. Ve sana şunu söyleyeyim. Bu bütünsellik tarzıyla düşündüğü zaman çoğu soruyu bir satırda ya da iki satırda en fazla üç satırda yapacaksın. Ama daire al alanı yapabilmenin de en büyük silahı nedir? Yarı çap ya. Yarı çap bulacaksın. Yarı çapı da nereden bulacaksın? Uzunluk bilgileriyle bulacaksın. E, geriye gittik o zaman. Uzunluk bilgileri de anahtar kelimeler. Merkez teğet çektik. Merkez kereş çektik. Teğetler birbirine eşit. Bu söylediğim cümleleri de yine bu konuda çok kullanıyoruz. Çemberde uzunluk bilgini hakim değilsen hiç bu konuya başlama. Git önce çemberde uzunluğu şöyle bir tekrar et ya da öğren. Ondan sonra buraya gel. Ondan sonrasında burası da zaten çok basit. Temel mantığı öğrendik. Hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. Örnek 12 diyor ki yarı çaplarının oranı 3 olan iki dairenin alanları ya yarı çaplar oranı şöyle biri R iken birisi ne olacak? 3R olacak. Ya hocam bütün daireler birbirine benzerdir. O zaman bunlar da benzerse benzerlik oranı 1 bölü 3 ise alanlar oranı da 1 bölü 3'ün karesi. A iken 9A diyebiliriz. Benzerlik alışkısından gidebiliriz. Ya da şunun alanı pi R kare iken bunun alanı pi yarı çapı 3R. R değil. Yani 3R'nin karesi olacak. Yani kaç yaptı? 9 pi R kare yaptı. Yani şu alan A iken bu alan bak 9A oldu. Gördün mü? Yani 9 R kare 9 pi R kare bölü pi R kare 9'a 1 oldu. O yüzden 9A'ya A şeklinde yaz yazabildik. Şimdi dairelerin alanları toplamı da verilmiş bize. Hatta A şeklinde yazmamıza da gerek yokmuş. Hani alanlar oranı sormuş olsaydı 1'e 9 diyecektik. Şimdi bunların toplamı 10 pi R kare değil mi? Evet 40 pi olarak verilmiş. 9 pi r kare ile pi r karenin toplamı 10 pi r kare. Şunlar şunlar sadeleşti. r kare buradan 4 yaptı. r'yi de böyle kaç bulduk? 2 bulduk. Küçük dairenin çevresi. r 2 ise küçük dairenin çevresi ne olacak? 2 pi r'ye eşit olacak. Yani cevap 4 pi yapar. Örnek 12'de. Geldik örnek 13'e. Hocam formül var mı? Hayır. Bütünsel düşün. Tüm alandan beyaz alan ya da beyaz alanları çıkartacağım. Şimdi yukarıdaki abc noktalarını birbirine teğet noktalarıymış. O1 merkezli AB çaplı çemberin yarıçapı R1, O2 merkezli BC çaplı yarıçapı R2 olarak verilmiş. Taralı alanda R1 çarpı R2 hocam büyük çemberin yarıçapı da B, B merkezli mi? Hayır, bilmiyoruz onu. Bunun yarıçapına R1 diyelim. Bunun yarıçapına da R2 diyelim. R1 çarpı R2 nedir diye soruluyor. Taralı alanda verilmiş. Taralı alan. Büyük alan. Hocam bunun çapı kaç? 2R1 artı 2R2 değil mi? Evet. E bana yarıçap lazım. Yarı da ne olacak o zaman? R1 artı R2 yapar. O zaman ne yapacağım? Büyük alandan yani pi R1 artı R2'nin karesinden neyi çıkartacağım? Şu beyaz alanları tek tek çıkartacağım. Pi R1'in karesini çıkartacağım. Eksi pi R2'nin karesini çıkartacağım. Hadi bakalım açalım şunu. Hocam pi ile de çarpalım. Normalde bu R1'in karesi. Ee, pi R1'in karesi oldu. Artı P ile çarpacağım. Bir de 2R1R2 var. 2P R1R2 yaptı. Artı R2'nin karesi bir de P ile çarpacağım. Ee, P ile çarpınca da P R2'nin karesi yaptı. Eksi P R1'in karesi var burada. Eksi P R2'nin karesi var burada. İşte bu alanda neye eşitmiş? Taralı alanda 16P burası. Hocam bu 16P'ye eşit. Bak şunlar gitti. Buradan 2 pr R1 çarpı R2 eşittir. 16P'ye eşit oldu. Şunlar da gitti. R1 çarpı R2 de buradan kaç geldi o zaman? 8 geldi. Bizden de bu isteniyor zaten. Olay bitti. Korkulacak bir sorun var. Hiçbir şey vermemiş hocam. Hayır. Bildiğin şeyleri yap. Tamam. Tamam burada R1 R2 verilmemiş. Normalde R1 R2 verilseydi 2 satırda ya, ya da en fazla 3 satırda çıkardı ama burada R1 R2 verilmediği için hani başta kullanmıştım ya bir cümle. Daha iyi dalan alan soruları genelde 1 satırda ya da 2 satırda ama genelde. Tamam mı? Ama burada R1, R2 olmadığı için 3, 4 satırda çıktı maalesef. Neyse hadi bu soruda en azından 2 satırda yapalım da olayı bitirelim. Şekilde O merkezli çemberin AB çapının uzunluğu. AB çapının uzunluğu 4 kök ise yarı çapı 2 kök gibi yaptı. Evet. Şimdi bu O noktasında AB'ye teğet olan CD çaplı K merkezli çember yayı veriliyor. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. Bu paralelleri kullanacağım ben şimdi. K merkezli de verilmiş burada. Ee, burada taral alan nedir? Çok basit. Bütünden parçayı çıkartacağım. Yani bütünden beyaz alanı çıkartacağım. Ya büyük bütünden iki tane beyaz alan çıkartacaksın. Ya da bütün olarak şurayı alabilirsin. Hocam bütün dediğimiz şu yarım dairenin alanından şu alanı beyaz alanı çıkartacağız. Değil mi? Böyle bulabiliriz burayı. Tamam. Yani yarım daire eksi küçük yarım daire. Küçük yarım daire şeklinde. KYD şeklinde yazayım böyle. Evet bu da büyük yarım daire. Eksi küçük yarım daire şeklinde yapacağız. E anahtar kelimeleri kullanacağız. Merkez var kiriş var. Çek dik değil mi? Çektik ki. Hocam bu dik tam buraya gelir. Çünkü iki eş parçaya bölmüş ya bu. Evet böldü. Ve bu arada şunlar paralel unutmayalım. Şu 90. O zaman hocam bunlar paralel vermiş ya. Z'den dolayı burası da 90'dır. Eyvallah. E sonra ne yapacağız? Takıldık kaldık. Hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap. Tamam küçük çemberin yarı çapı. Büyük çemberin yarı çapında iki kökü olduğunu biliyorum. Sıkıştık kaldık. Sıkıştığımız zaman en etkili çizimimiz neydi? Hop silahlar çıktı. En etkili silah yarı çap. Al sana yarı çap. Büyük çemberin yarı çapını çizdim. İki kökü burası da iki kökü. A x dik üçgen. R'yi de böylelikle iki bulduk. E o zaman büyük yarım dairede yarı çapımız iki kökü. Pi iki kökünün karesi bölü iki. Ama dur Şimdi biz tam dairenin alanının ne olduğunu biliyoruz. Pi r kare olduğunu biliyoruz. Sorusu gelmişken söyleyeyim. E yarım dairenin alanı ne olacak o zaman? Hocam yarımsa yarım, yarım pi r kare bölü 2. Çeyrek daire verildiği zaman yani 90 olduğu zaman bu dairenin alanı ne olacak? Pi r kare bölü 4 olacak. Özel olarak bunları da göstermek istedim. Tamam mı? Yarım daire pi r kare bölü 2. Evet pi r kare bölü 2'den küçük yarım daire yarı çapı da iki ya. Pi r kare bölü 2'yi çıkartacağız. Yani kaç yapıyor? 8 bölü 2'den 4 pi eksi. Bu da 2 pi yaptı ve cevap da 2 pi çıktı. Bak asıl kısım ne kadar şeyde bitti? Tek bir satırda bitti ve bitti. Demiştim size ya bir satır ya iki satır ya da en fazla üç satırda sonuca ulaşabiliyorsunuz. Ama çemberde uzunluk bilgileri şart. Çemberde uzunluk bilgisi en etkili silahımız falan filan olmasaydı merkez gibi çektik yapmasaydık biz bu sonuca ulaşabıydık. Hayır ulaşamazdık. O yüzden çemberde uzunluk da bizim için önemli bir yere sahipti burada. Evet örnek 14'ü 2 pi bulduk. Geldik örnek 15'e. Aha bu. Ne yapacağız hocam? Yapacağın hamle belli. Tüm alandan neyi çıkartacaksın? Beyaz alanı. Beyaz alanda dairenin alanı. Çıkartacaksın onları. E hocam burası T T 2 ise 2. T T 2 ise 2. 8 ise 8. 8 ise 8. Burada da bunları yazdık. Şimdi dairenin yarı çapı lazım bana. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yaptık. Burada şu yarıçapı bulursam olay bitti mi bitti. Yarıçap, yarıçap. Hocam burada x kenar yamukmuş bu. Şunlar paralelse şu 90 bu da 90 ya. Bunlar doğrusal olmak zorunda. x kenar yamukta ne yapıyorduk? Şu dikmeler. Çok önemliydi. Şu dikmeleri çizdiğimiz zaman ne oluyordu? Eşit iki parçaya ayırıyordu. Ya da dikdörtgen var zaten. 2 ise 2, 2 ise 2. Tamamı 8'de 6 kaldı. Tamamı 8'de 6. Bak dikmeler ayırdıkları yerler birbirine eşit. Ve burası da 90 ya. 6, 10. Ne üçgeni 6, 8, 10 üçgeni? E, 2R, 8'e eşitse R'yi buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Şimdi olay bitti mi bitti. Taralı bölgenin alanı tüm alan yamuğun alanı. Alt taban artı üst taban. Alt taban 16. 16 artı üst taban. Çarp yükseklik. Yükseklik 8. Böl 2 tüm alan. Eksi beyaz alan. Beyaz alan da dairenin alanı. Pi R kare. Buradan ne geldi? Hocam 20 ile 2 sadeleşince 10 yaptı. 80 eksi 16 pi yaptı? Evet. Gördüğün üzere yine tek satırda sonucu bulduk. Bir de şöyle bir garip sonucu bulduk. 80 eksi 16 pi. Ya hocam ben eskiden bunları görünce cevap anahtarına bakardım. Ben bunları yapabilecek kapasitede bir insan değilim derdim. Ama gerçekten de çok kolay çıkıyormuş. Yeter ki dairenin alanının mantığını bil. Bütünsellik taktiği çok işine yarayacak. İşte şekilde gördüğün gibi. Bir de çemberde uzunluk tabii ki. E bu ne? Hocam bu dairenin alanı isteniyor bizden. E dairenin alanını bulmak için yarıçap bulmamız lazım. Şimdi de şekilde bir kenarın uzunluğu 6 birim olan düzgün altıgenin o merkezde işte çemberi çizilmiş. E ne yapacağız? Düzgün altıgen hocam şu simetri eksenlerinin kesim noktası içte çemberin merkezini veriyordu bize. Tam buradan geçmek zorunda. Bunların hepsi de altıgen. Ve 6 tane eşkenar üçgenden oluşmuyor muydu bu? Evet 6 tane eşkenar üçgen burası da 60 derece. E hocam burada da merkez T çektik yapınca hop eşkenar üçgende yükseklik oldu bu. E burası 30 30. Hocam burası 3 3. 30'un karşısı 3 ise 60'ı karşısında 3 kök oldu? Evet. Yarı çapı 3 kök bulduk. O merkez dairenin alanı. Çok basit. Pi r kare. Yarı çapı 3 kök bulduk ya. Pi 3 kök 3'ün karesi yapar. Yani bu da kaç yapar? 27 pi yapar. Evet örnek 16. 27 pi. Geldik örnek 17'ye. Yukarıda verilen iki çember ve iki eşkenar üçgenden oluşan şekil bir tasarımcının logo çalışmasıdır. İşte bu. <laughs> i̇ki çember var. Şu bir eşkenar üçgenmiş. Bir çember de burada. Bu da bir eşkenar üçgenmiş. A üssü, B üssü, C üssü eşkenar üçgenin alanı 9 köküç. Hocam bir eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4 değil miydi? Evet. O 9 kök 3'e eşitmiş. Kökçüler sadeleşti. A kare 36 yaptı ve a'yı da buradan altın bulduk? Evet. Yani bir kenarı 6 oldu bunun. Ve dikkat edersen bu eşkenar üçgenin çevrel çemberi burası. Hocam kirişler eşitse, yaylar eşit ya, e, merkezimiz burasıysa eğer hiç ezbere yapmayalım. Merkez çemberin merkezi burasıysa e, şu en etkili silahlarımızı çizelim şöyle. Yarıçap, yarıçap, yarıçap. E kirişler eşitse, ayrılıkları yaylarda eşit ya. Eşit 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 363 eşit yaya böldü 120'şer derece oldu bunlar e o zaman 120 ise merkez açıdan 120 yaptı bu da yarıçap bu da yarıçap küçük çemberin yarıçapı çapı. E, r r r kök 3 r kök 3 eşittir 6 ise r buradan 6 bölü kök 2 kök olur Evet yarı çapı 2 kök 3 bulduk. Şuradaki küçük çemberin yarı çapını 2 kök 3 bulduk. Şimdi büyük çemberde aynı hamleyi yapacağız. E, büyük dairenin alanı nedir diye soruluyor bize. Hmm, büyüğün de bu iç teğet çemberi. Bak sen. Hocam büyük üçgeni şuraya gösteriyorum. Büyük üçgende içtiyet çemberin yarı çapını bulmuş olduk biz. İçtiyet çemberin yarı çapı kaç? Hocam şu içerideki çemberin yarı çapını 2 kök 3 bulduk. E 2 kök 3 böyle gittik. E merkez teyet çektik yapsak. Merkez teyet çektik yapsak. Merkez teyet çektik yapsak. Değil mi? Bunlar 2 kök 3 değil mi? Evet bizden ne isteniyor? Büyük dairenin şeyi isteniyor. Büyük dairenin şeyini bulmam lazım benim. Yarı çapını bulmam lazım. E hocam ne yapacağız? Şimdi bu t t merkezden geçince açı orta yolu oldu. Merkezden geçince açı orta yolu oldu. Merkezden geçince açı orta yolu oldu. Hocam bu 30 30 olacak. Burası da 30 30 olacak. Burası da 30 30 olacak. Hatta bu açı ortay aynı zamanda yüksekliktir. Bu açı ortay da yüksekliktir. Yani doğrusal 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 oldu bu. Çok güzel. E burada da bir 30 60 90 üçgen çıktı. Hatta burada da 30 60 90 çıktı. 30'un karşısı. Hatta burada da 30 60 90 çıktı. 30'un karşısı 2 kök 90'ın karşısı 4 kök 3 yapar. Tamamı. Evet bunun çevrel çemberi bu değil mi? Bu çevrel çemberin merkezi burası değil mi? Bu da yarı çap, bu da yarı çap, bu da yarı çap. Yarı çapta 4 kök 3 mü oldu? Evet. Bizden büyük dairenin alanı isteniyor. Büyük dairenin yarı çapını 4 kök 3 bulduk. Yani pi 4 kök 3'ün karesi bize alanı verir. 16 çarpı 3 kaç yapıyor? 48 pi yapıyor. Cevap 48 pi oldu. 17. soruda. Geldik bir sonraki kısma. Daire diliminin alanı. Şimdi biz biraz önce aslında soruda da bahsettik. Dairenin alanı ne? Pi re kare. Yarım dairenin alanı ne? Pi re kare bölü 2. Çeyrek dairenin alanı ne? Pi re kare bölü 4. Altta birlik dairenin alanı ne? Pi re kare bölü 6 diye. Böyle mi gideceğiz? Hayır. Biz dairenin alanının pi re kare olduğunu biliyoruz ya. 360 derecede pi re kare. Alfa derecelikte de o zaman pi re kare e, çemberin çevresi gibi. Alfa bölü 360 katı. Şu mantıkla 360 derecede pi re kare ise Alfa derecede taralı alan. Taralı alanda orantısından doğru orantıdan dolayı yani pi, pi r kare alfa bölü 360 çarpını oradan geliyor. Tamam bunu unutma. Daire diliminin alanı da bu. Zaten dairede iki şey çok önemli. Bir tanesi bütünsellik hikayesi ki bu zamana kadar onu işledik. Bir tanesi de dilim alanı. Dilim alanında bize ne lazım? Bir kere yarıçap lazım pi r kare. Bir de merkez açı lazım. Alfa bölü 360 olduğundan dolayı. Ha, merkez açı lazım dediğimizde de bazen açıyı vermezler bize buluttururlar. E bizi bulut tutacakları üçgen de büyük ihtimalle ya 45 45 90 üçgeni ya 30 60 90 üçgeni ya da 30 30 120 üçgenleri gibi özel üçgenlerle karşılaşabiliriz. Buna da dikkat et. Tamam mı? Şimdi sorularına bakalım mı? Bakalım. Şimdi burada bu, dala, bu daralı bu dalalı alan, paralı alan isteniliyor bizden. Ne lazım? Dilimin alanı isteniliyor bizden. Şu merkezden geldiği için dilim oluyor. Merkez açısı lazım hocam. 36 ise burası 72'dir. Merkez açıdan dolayı burası da 72 oldu. O zaman pi r kare 72 bölü 360 bana direkt sonucu verir. O zaman buradan 72 ile bu sadeleşince 5 kalır. 9 pi bölü 5 diye sonuca ulaşır mıyız? Ulaşırız. Bitti gitti kardeşim. Örnek 18 bu şekilde çıktı. 9 pi bölü 5. Geldik buraya. Bizden şu taralı alın isteniyor. Şu şekilde o merkezli yarım çember ve bir kare verilmiş. Karenin de bir kenarı da kaç verilmiş? 4 4 4 4 verilmiş. Bizden bu dilimin alanı isteniyor. Arkadaş dilim alanı isteniyorsa ne lazım? Bir yarıçap lazım. A ikizkenar dik üçgenden 4 kök çıktı. 2 ne lazım? Açı lazım. A hocam burası da 4 ya. İkizkenar dik üçgen bu. Bak ikizkenar dik üçgenden 45 derece. Yarıçap belli, merkez açı belli. O zaman ben alanı bulabilirim. P r kare Ondan sonrasında ne geliyor? dilim istenildiği için 45 bölü 360 olacaktır. Şu şu gitse 8 kalır. Bu 16 çarpı 2'den 32 yaptı. 32 ile 8 sadeleşince de kaç kalıyor? 32 bölü 8'den 4 pi mi kalıyor? Evet. Cevabımız böylelikle 4 pi yapacaktır dostlar. Gerçekten çok kolay ve rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konu. Ama uzunluk bilgileri de şart şimdi uzunlukla ilgili biraz bir şeyler yapabiliriz büyük ihtimalle. Yaşları 5, 6, 7 olan 3 kardeşe anneleri yaptığı 36 cm çaplı yaşlarıyla orantılı merkez açılarına sahip 3 dilimi ayırıyor. Evet, 5'teki 5 alfa olsun diyor. Şimdi 5'teki 5 alfa, sonra 6'daki 6 alfa olsun diyor. 6'daki 6 alfa olsun diyor. Öbürü de 7 alfa olsun diyor. Arkadaş, ortanca kardeş isteniliyor bizden. E, toplam bu merkez açılarının ölçüleri 360 derece değil mi? Evet. Topla bakayım bunu. 18 alfa. 18 alfa'nın sen 360 derece olduğunu biliyorsun. Alfa 20 derece olur. Ortanca kardeş de şu aldığı pasta dilimi burası değil mi? Ya da ne bu? Pasta mı bu? Pizza. Pizza dilimi bu değil mi? Evet. Yani bizden ne isteniyor? 120 derecelik dilim isteniliyor. Ve yarıçapı da 36 santimetre çaplı diyor. Yarıçapta kaç olsun diyor bize? 18 olsun diyor. O zaman pi r kare. Çarpı 120 bölü 360 bana sonucu verecektir. Sadeleştirme yapacağım için 18'in karesini 18 çarpı 18 şeklinde yazayım. 120 bölü 360 da burada var. Şunlar sadeleşse 3 yapar. Bunlar sadeleşse 6 yapar. 6 ile 18'in çarpımı da 108 yapıyor. Cevabımız böylelikle 108 pi çıktı. Evet örnek yerimi 108 pi oldu. Görüyorsunuz basit. Geldik buraya. Aa hocam ben bu alanı nasıl bulacağım? Formülüm var. Deme öyle. Bütünsel düşün. Bütünsel düşüneceğin şey üçgenin alanından neyi çıkartacaksın? Dilimlerin alanını çıkarttığın zaman şu alanı bulursun. İşte bütünsel düşünce tarzı bu. Üçgenin alanından dilimleri çıkartacaksın kardeşim. Şimdi bunlar eş çemberlermiş. Bak bunlar eş çember. Taralı alanda verilmiş. Madem eş çember yarıçapları aynıdır. R R R R R R yazdım. A R 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 Hocam hangi takımlısınız? Anlarsın hangi takımlı olduğumu. Yani soyadımızdan dolayı. Neyse. Burada ne var arkadaş? R R R R, R. eşkenar. 60'ar derece oldu bunlar. O zaman eşkenar üçgenin alanından yani 2R'nin karesi. Hani A kare kök 3 bölü 4 ya bir kenarda 2R ya. A kare kök 3 bölü 4 eksi dilimlerin alanı. Pi R kare 60 bölü 360. Eksi pi r kare 60 bölü 360. Eksi pi r kare 60 bölü 360. E bunları ayrı ayrı yazacağım ama hepsi de pi r kare 60 bölü 360 değil mi? Şöyle baktığımız zaman. Evet. E o zaman ne oldu burada? Çarpı 3 dersek bu yapacaktır. Bu da 4 kök 3 eksi 2 pi'ye eşitmiş. Hadi bakalım buradan devam. Hocam burası 4 r kare 4 r kare 4'ler sadeleşti. R kare kök 3 yaptı. R kare kök 3 eksi. Ondan sonra şunlar sadeleşti. 6 yaptı. Şunlar da sadeleşti bölü 2 yaptı. Değil mi? O zaman pi r kare bölü 2 yaptı. Eşittir 4 kök 3 eksi 2 pi yaptı. E ben burada alacağım r yerine 2 yazarsam bak 4 kök 3 e, eksi 2 pi yapıyor. Ya da burada ne yaparsın? R kare parantezine aldığın zaman evet r kare parantezine aldığın zaman Hatta bölü 2 de yok ya burada. Neyse. R kare parantezini aldığın zaman sonuca da ulaşırsın ama R kare buradan ne geliyor? Bak. R kare ya da R yerine direkt ne yazacaksın? 2 yazdığımızda 4 köküç eksi 4 pi bölü 2. 2 pi geliyor mu? Geliyor. R'yi 2 bulduk. Zaten çemberlerden birinin yarı çapı istediliyor. Cevap böyle. 2 çıkar. Geldik. Örnek 22. Ara ne yapacağız? Hocam tüm alandan işte şöyle mi olacak? Yok. Bir anahtar kelimeleri kullan. Şimdi burada AP uzunluğu K iken Ali Bey uzunluğu 2K verilmiş. AP burası. Hmm. Ali Bey uzunluğu 2K. Yani bu RR iken bak AB uzunluğu 2R iken AP uzunluğu R olarak verilmiş. Hocam merkez var, teğet var, çek dik. Merkez var, teğet var, çek dikleri şöyle bir uygulayalım. Ya hocam burada kalan isteniyor. Ben burada kalanı nasıl bulurum? Hop, bütünsel düşün. Şu yamuğun alanından neyi çıkartacağım? Şu dilimi ve şu dilimi çıkartırsam olay bitti mi? bitti. Yani yamuktan Dilimleri çıkartacaksın. Dilimleri. Tamam. E hocam açı yok bir şey yok dilimlerde. Demek ki açı var bir yerlerde. Bak bunun yarı çapı ya. R. Ana. 90'ın karşısı 2R. Gördün mü? Hangi açının karşısı R'dir? 30'un. Burası 30. Burası 60 oldu. E 30 90 sa bak burası da 60 oldu. E tamam şurası 120 derece. 120'lik dilimi çıkartacağım. Burada da 60'lık dilimi çıkartacağım. Bitti gitti. PT'yi vermiş mi bize? Vermiş. PT de 2 kök 3 olarak verilmiş. Ne güzel. 60'ı karşı 2 kök 3'ü 30'un karşısında kaç yapar? 2 yapar. E hocam burayı 2 yazdık. Sonrasında ne yapacağız? Hadi sonrasında. Hadi bakayım. Hadi. R2 bulduk ya. Şurayı da yazalım. Başka burada bir şey var mı? Hocam bunun yarı çapına da büyük R diyelim. Burası da büyük R olsun. Şuradaki dik yamuktan işlem yapabiliriz. Ya da büyük de dik üçgen di, özel üçgen değil mi? 30-60-90 üçgen. 30, evet. Şimdi burada 30'un karşısı R büyükte buranın 2R olması gerekmeyecek mi? Evet. Yani 2R neye eşit? R artı 2 artı 2 artı 2'ye eşit olmak zorunda değil mi? Evet çünkü küçük R'yi 2 bulmuştuk. R artı 6'ye eşit. E o zaman R de buradan kaç çıktı? 6 çıktı. Ne güzel bir şey ya. Tamam olay bitti. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. Yükseklik yok hocam. E buradan da bir dik çizersin böyle. Bak R'yi 6 bulduk ya. 90'ın karşısı 8. 30'un karşısı 4. Burası 4 köküç oldu. Yüksekliğin 4 köküç oldu. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban 6 artı 2 çarp yükseklik. Yükseklikte 4 köküç böl 2 oldu. Eksi dilimlerin alanı 120'lik dilim 60'lık dilim toplam 180'lik dilim yapmıyor mu hocam? Evet yapıyor ama yarı aynı olsaydı daireler bitişik yapabilirdim. Yarı aynı olmadığı için o şekilde bitişik yapamam. Bunun yarı çapı 2. Bunun yarıçapı 6 çıkıyor. O zaman pi 2'nin karesi 120 bölü 360 çıkartacağım. Eksi şuradaki 60'lık dilimde pi r kare 60 bölü 360'ı çıkartacağım. Hocam sadeleşti 3 yaptı. Tamam. Sıfırlar sadeleşti. 36'lar sadeleşti. Bu da 6 pi yaptı. Şunlar da sadeleşsin. 8 köküç. 8 köküç eksi. Şurası 4 pi bölü 3 yaptı. A eksi. E, bir de burası da kaç yaptı? sıfırlar sadece 6 pi yaptı. O zaman düzenleyecek olursak 8 pi eksi 4 kök 3 eksi 18 eksi 4 kök 3 6 kere 18 eksi 22 pi mi yapıyor? Evet. Eksi 22 pi bölü 3 olacak. Evet 8 kök 3 eksi 22 pi. Şurada bir hatalı yazmışız ya. Önemli değil. Konu anlatımındayız zaten. Cevap o zaman 8 ki Ya işlem hatası mı yaptım ben? Bir bakayım mı? Bir saniye. Şurası 4 pi bölü 3. Şunlar 3 ile sadeleşince. 36'lar 6 pi gitti buradan. 6 kere 3 18 burası. Değil mi? A 18 artı 4 doğru 22 yapıyor. Çünkü eksi 4 pi eksi 18 pi eksi 22 pi bölü 3 yaptı. Doğru. Cevap böylelikle 8 kök 3 eksi 22 pi bölü 3 çıktı dostlar. Ama ilk önce ne yaptık? Uzunluk bilgilerini kullandık. Gerisi şurada. Yamukla ilgili bak alanla ilgili yaptığım şey. 1, 2, 3 satır. Hatta şurayı da şuraya yazsaydım eğer 2 satırda işlem bitecekti yine. Yani yeter ki siz uzunluk bilgilerinden yarı çapları bulun, açı bilgilerinden açıları bulun, bütünsel düşünün, dairede alanı çok rahat bir şekilde yapın. Bu dediğimi de unutmayın. Tamam, örnek 22'de böylelikle 8 köküç eksi 22 pi bölü 3 çıkar ve şu özelliğe geldik. Dairede alanın, daire diliminin alanının farklı bir şekilde bulunmasına geldik. Bunu da bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. Bir sonraki derse bırakalım o zaman. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.